Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Arapçada isim cümlesiyle alakalı videolarımızın üçüncüsüyle inşallah derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Dün son videomuzda, yani bundan bir önceki videomuzda konuyla alakalı Arapçada haberin fiil cümlesi oluşuna dair örneklerden bahsetmiştik. Bugün de yine videomuzun başlangıcında ayetlerden örneklerle haberi fiil cümlesi veya haberi isim cümlesi şeklinde gelen örnekleri inşallah inceleyeceğiz. Şimdi birinci örneğimizde bir Er-Rahmanu kelimesini görüyoruz. Elif lam takılı. Bakın arkadaşlar, bir cümle elif lam takısıyla başlamışsa, yani bir isimle başlamış demektir. Ve bu isim merfu bir isimse, yani tesniye bir isimse, merfuluk alameti mesela elif olur, cemi ise vav olur. Önemli değil. Önemli olan şu: merfuluk alametini üzerinde taşıyan bir isimle başlıyorsa bir cümle, o mutlaka isim cümlesidir. Fail fiilden öne gelemeyeceği için ve o öğenin adı mübtedadır. Er-Rahmanu mübteda. Allemel-Kur'an kısmı, buradan sonraki kısım haberdir arkadaşlar. Haber fiille başlamış, gördüğünüz gibi alime, bildi, alleme, öğretti arkadaşlar. Evet. Er-Rahmanu allemel-Kur'an. Alleme burada bizim haberimizdir ve bakın haberimiz fiil olarak gelmiş. Fiil cümlesi şeklinde haberin geldiğini görüyoruz. İkinci örneğimizde ve ezvacuhu, zevç koca demek, eş demek. Ve ezvacu eşler, hu onun eşleri, ümmehatuhum onların anneleridir. Onun eşleri, bakın ve ezvacuhu burada marifedir. Niye? Arkadaşlar ne demiştik? Marife bir isme veya marife bir kelimeye muzaf olan kelimeler marifeleşir. Nekre olsa bile ezvaç nekredir. Ama şu hü zamiri marife olduğu için, marife bir kelimeye muzaf olduğu için onun eşleri anlamında. Şurada ezvaç muzaf, zamir de burada muzafun ileyhtir arkadaşlar. Zamirler marife olduğu için muzafta ne oldu? Marifeleşti diyoruz arkadaşlar. Ve ezvacuhu, o zaman bu da ezvaç mübteda. Ümmehatu annelerdir. Hüm onların anneleridir. Bakın haber de burada arkadaşlar isim tamlaması şeklinde gelmiş. Burada haberimiz ümmehat, anneler kelimesi muzafun muzaftır. Hüm muzafun ileyhtir. Haberimiz burada nedir? Ümmehatu kelimesidir. Haber burada isim olarak gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiil cümlesi şeklinde gelmemiş. Bu örneğimizde arkadaşlar hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entuma entum, enti entuma entunne, ene nahnu. Bu zamirler ayrık olarak yazıldıkları takdirde bu zamirler arkadaşlar merfu munfasıl zamirlerdir. Merfu munfasıl zamirler arkadaşlar cümlenin başında geldikleri zaman mübteda konumunda gelirler. Nahnu burada mübtedadır. Kasemna, biz taksimlandırdık. Biz taksim ettik anlamında. Arkadaşlar, hocam mikrofonu kapatabilirseniz size zahmet. Buraya ses geliyor. iPhone kullanıcı adıyla giren arkadaşımız. Mikrofonu kapatalım lütfen. Teşekkürler.
Kasemna, biz kısımlandırdık arkadaşlar. Kaseme, kasema, kasemu şeklinde çektiğimizde kasemtu, kasemna, biz taksim ettik. Sınıfla kısımlandırdık. Kasemna fiil olduğu için arkadaşlar, bakın nahnu mübteda, kasemna haber. Haberimiz ne olarak gelmiş? Fiil cümlesi olarak gelmiş. Yedullahi, Allah'ın eli, fevka eydihim, onların ellerinin üzerindedir arkadaşlar. Tabi burada Allah'ın haşa eli anlamında demiyoruz. Bu mecazi bir anlamdır arkadaşlar. Şimdi yedü kelimesine bakıyorum. Arkadaşlar bakın ne olmuş? Tenvin almamış ama nekra. Ama bakın Allah lafzına muzaaf olmuş. Muzaaf olunca muzaafı ney? Allah lafzı marife olduğu için yedü kelimesi de marifeleşmiş. Marife ve merfu bir isimle başlamış cümlemiz. Marife merfu isimle başlayan cümlelerdeki o marife isim ne oluyordu? Mübteda. Yedü kelimesi burada nedir arkadaşlar? Muzaaftır. Aynı zamanda da yedü kelimesi mübtedadır arkadaşlar. Yedü mübteda. Fevka üstündedir. Arkadaşlar burada fevka zarftır. Zarfımız burada aynı zamanda haberdir. Ya hocam peki haber merfuydu, fevka mensup. Arkadaşlar zarflar mebnidirler. Zarfların bir kısmı mebnidir. Burada fevka şeklindeki zarfımız mebnidir. Mebni olan kelimeler mahallen irab alıyordu, anlatmıştık. Mahallen merfudur diyoruz. Vallahu Allah, bakın vallahu merfu olarak yazılmış. Demek ki bu cümlenin neyi arkadaşlar? Mübtedası. Yuhibbu cümlemizin haberi arkadaşlar. Ehabbe yuhibbu, seviyor. Evet. Yuhibbu, seviyor. Kim? Allah. Kimi? Muhsinin, ihsan edenleri sever. Yuhibbu fiil arkadaşlar, altındaki gizli hüve zamiri Allah lafzına raci olan, ona dönen hüve zamiri fail. El muhsinin onun mef'ulü ama burada cümlemiz isim cümlesi olduğu için vallahu mübteda, yuhibbu fiili cümlemizin neyidir? Haberidir. Mahallen merfudur diyoruz arkadaşlar. Vel validatu, anneler. Anneler arkadaşlar. Bakın yine validat kelimesi merfudur ve arkadaşlar elif lam takısıyla gelmiştir. Elif lam takısıyla geldiği için marifedir. Cümlenin başında merfu marife bir isim olduğunda buna ne diyecektik? Mübteda diyecektik. O zaman vel validatu mübteda. Yurdi'ne, emziriyorlar evladehunne, evlatlarını. Havleyni kamileyni, tam olarak iki sene emzirirler değil mi arkadaşlar? İşte vel validatu mübteda, erza'a yurdi'u şeklinde müzari fiilimiz müennes çoğul olarak gelmiş. Yurdi'ne haberdir diyoruz arkadaşlar. Nahnu mübteda, yine bakın merfu munfasıl zamir başa gelmiş. Nerzuqukum, biz sizi rızıklandırırız. Razeqa yarzuqu, müzari fiil nun ile yazdığımızda mütekellim çoğul sigası oluyordu. Nerzuqu, biz rızıklandırıyoruz. Bakın müzari fiilimiz cümlenin ne olmuş arkadaşlar? Haberi olmuş. Yine arkadaşlar vel mutallakatu merfu marife bir isim. Boşanmış kadınlar arkadaşlar mübteda, mübteda. Yeterabbasne arkadaşlar gözetsinler, gözetsinler, gözetiyorlar. Gözetsinler bir enfusihinne, kendilerini selasete kuru,
üç ay gözetsinler ayeti kerimenin meali. Vel mudallakatü mübteda, bakın terabbesa, tefaale, tefaalu, tefaul babından. Yeterabbesu, müennes çoğulu bulunca ne oluyor? Yeterabbes ne? Yeterabbes ne arkadaşlar? Burada müzari fiildir ve haberimiz müzari fiil şeklinde geldiği için haber fiil cümlesidir diyoruz arkadaşlar. El beledu, belde. Nasıl belde? Et tayyibu, temiz belde. El beledu arkadaşlar mübteda. Mübteda. Tayyib mübtedanın sıfatı arkadaşlar. O zaman mübtedamız aynı zamanda nedir? Tayyib'in mevsufudur arkadaşlar. Şimdi el beledu, el beledu mübteda. Tayyib onun sıfatı. Bakın haber nerede geliyor? Yahrucu burada geliyor. Yahrucu fiilimiz haberdir. Haberimiz fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. O temiz beldeden yahrucu çıkarıyor. Nebatuhu, onların bitkilerini çıkarıyor. Yine arkadaşlar vel mevta, bakın arkadaşlar elif lam takılı bir isimle başlamış cümle. Şimdi mevta kelimesi maksur isim. Maksur isimler arkadaşlar elif lam takısıyla geldikleri zaman raf, nasb, cer halinde takdiren irap alırlar. Biz burada cümle başına geldiği için bunu merfu kabul ediyoruz. Vel mevta mübtedadır. Yeb'asu be'ase, yeb'asu fiili de cümlemizin haberidir diyoruz arkadaşlar. Evet, bu ayetlerden, örneklerden anlamadığınız, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa devam ediyoruz. Yeni bir başlık arkadaşlar, isim cümlesiyle alakalı. Yeni bir başlığa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi isim cümlesiyle ilgili yeni bir konu başlığımız var. Önemli bir konu başlığı bu da. Mübteda gayri akil, gayri akil bir cemi olursa, yani akılsıza akılsıza delalet eden bir eşya olur, bir hayvan olur. Yani insan dışı varlıklara ait bir çoğul olursa mübteda, Arapçada akılsız çoğullar müfret müennes hükmündedir arkadaşlar. Arapçada akılsız çoğulları ne kabul ediyoruz? Müfret müennes. Şimdi ne demek bu? Arkadaşlar mübteda sayı yönünden habere uyacak mıydı? Uyacaktı. Şimdi mübteda akılsız çoğul. Bakın arkadaşlar, şimdi mübteda akılsız çoğul. Çoğul diyelim. Şimdi sayı bakımından mübteda çoğulsa şuraya bakınca, o zaman haberde ne olacak? Haberde çoğul olacak. Ama akılsız çoğul olduğunda işte ne diyoruz? Mübteda akılsız bir varlığın çoğulu olduğunda müfret kabul edeceğiz onu. O zaman sayı yönünden değerlendirdiğimizde akılsız çoğul bir mübtedanın haberini de ne arayacağız? Müfret olma özelliği arayacağız. Ve akılsızza delalet eden isimler müennes hükmünde olduğu için, mübtedayı müennes kabul ettiğimiz için haberi de müennes olarak getireceğiz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, el beytu kelimesi, beyt. İnsan mı arkadaşlar beyt kelimesi? Hayır. İnsan dışı bir şey değil mi? Yani akılsız bir varlık. El beytu mübteda, kebirun haber. El beytu müzekker, kebirun müzekker. El beytu müfret, kebirun müfret. Ama şimdi beyt kelimesinin çoğunu anlıyorum arkadaşlar. Çoğunu alıyorum. El büyütü, çoğul, cemi. Değil mi? Şimdi mübteda cemi, haberde ne olması lazım? Cemi olması lazım normalde. Ama ne diyoruz? El büyütü müfret kabul edilir. Bakın müfrettir demiyorum. Müfretmiş gibi değerlendirilir. Müfret olarak değer bulur
diyoruz arkadaşlar. El buyutu mübteda akılsız çoğul olduğu için bakın haberde müfret gelmiş. Kebiratun müfret. Peki kebirundu burada. Büyütü kelimesi müzekker normalde. Ama bunu müennes kabul ettiğimiz için bakın haberi de müennes olarak yazdık arkadaşlar. Aynı örnek. En nehru mübteda cemilün haber. Ama şimdi bunu mübtedam burada müfret. Mübtedamı çoğul alacağım. Ama nehir kelimesi akıllı bir varlık değil. Akılsıza delalet edenler neydi? Müfret, müennes. O zaman mübteda müfretse müennes. Haber de müfret olacak mı? Evet. Bakın ne yaptım? Cemilün dedim. Ama mübteda müennesse haber de müennes olacağı için cemiletün dedim. El enharu cemiletün oldu arkadaşlar. Es-seyfu kılıç. Bakın müzekker. Davilün müzekker. Es-suyufu kılıçlar. Kılıç akıllı bir varlık mı? Hayır, akılsız bir varlık. O zaman bunu ben ne kabul edeceğim? Müfret, müennes. Haberimde bakın ne geldi arkadaşlar? Müfret, müennes olarak geldi. En-nafizetu müennes, kebiratun müennes. En-nevafizu. Tamam, müennes. Ama nevafiz kelimesi çoğul. Haberinde çoğul gelmesi lazımdı ama pencere akılsıza delalet eden bir varlık olduğu için bunu müfret müennes kabul ettiğim için haberimde müennes ve müfret olarak geldi arkadaşlar. Ezzehratu çiçek verdiyetün pembedir. El ezheru çiçekler akılsız varlık olduğuna göre verdiyetün müfret ve müennes gelecek arkadaşlar. El veledü çocuk cemilün güzeldir. El evladu ha. Şimdi arkadaşlar çocuk diyor. Çocuk, veled. Akılsız mı bu? Akıllı mı? Akıllı. O zaman ben bakın bunu ne kabul edeceğim? Olduğu gibi kabul edeceğim. Cemi mi? Cemi. Müzekker mi? El veledü müzekker, müzekker. Bakın aynen kaldı. O zaman mübteda müzekkerse haberde müzekker. Mübteda çoğulsa haber bakın cemilun kelimesinin çoğulu ne? Cemilune. Mübteda çoğul, haber çoğul. Mübteda müzekker, haber müzekker. Mübteda merfu, haberde vav ile merfu. Mübteda marife, haber nekra olur arkadaşlar. Yani dikkat edin. Bakın burada müfret müennesi kullandım ama eğer mübteda akıllı bir varlığa delalet eden bir cemi ise bu durumda ne yapıyoruz? Mübtedayı olduğu gibi kabul ediyoruz. Akıllı varlığa delalet eden çoğul olunca, akılsız varlığa delalet eden çoğul olunca mübtedayı müfret müennes kabul ederek işlem görüyoruz. Babül medraseti, okulun kapısı. Babu mübteda, bakın arkadaşlar el medraseti babunun muzafun ileyhidir. Muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh bir öye değildir. Burada benim mübtedam nedir? Babu kelimesidir, merfudur gördüğünüz gibi. Babül medraseti, okulun kapısı nedir? Cedidun, yenidir. Ebvabül medraseti, okulun kapıları. Bakın, ebvabu mübteda. Kapılar akılsız çoğul mu? Evet. O zaman bakın haber önüne geldi. Müfret, müennes olarak geldi. Eğer cedidün kullanmamışım, cedidün kullansaydım, burası da cedidetün olacak idi arkadaşlar. Defterul muallimi, öğretmenin, bakın arkadaşlar, isim tamlamasında mübtedanın,
isim tamlaması isim cümlesinde, isim cümlesinde mübtedanın isim tamlaması şeklinde geldiği örnekler çoktur. İsim, böyle isim tamlamalarında muzafun iley marifedir. Muzafun ileyhin marifeliği dolayısıyla mübtedada marife kabul edildiği için kelime aslında defter kelimesi nekra olduğu halde öğretmenden dolayı marifeleşmiş diyoruz. Çünkü öğretmen belirli, onun defteri de belirli diyoruz arkadaşlar. Defterul muallimi, öğretmenin defteri nedir? Galin, pahalıdır, pahalıdır. Arkadaşlar aslında burada galin mankus bir isimdir değil mi? Yine de o konuya değinmiş olalım. Bu nedir? Gali yündür arkadaşlar. Galin, gali pardon. Galidir. Ne yapıyoruz? Y'yi kendinden önceki kelimenin esresine bir esre olarak ona işaret etsin diye koyuyoruz. Galin şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Galin. Defter-i muallim, öğretmenin defteri galin, pahalıdır. Şimdi bakın ne yapıyorum? Defatirul muallimi, öğretmenin defterleri. Öğretmenin defterleri. Defatiru merfu bir isim, mübteda. Muallimden dolayı marifeleşmiş, mübteda olabilir, doğru. Ama bakın arkadaşlar ne yaptım? Galiyetün yaptım. Neden? Çünkü defatir akılsız çoğul olduğu için galiyetün de müfret müennes olarak geldi. Diflül müdiri, çocuğun müdürü, sagirun. Sagirun demeyelim de küçüktür. Yani çocuğun müdürü küçük olur mu? Kasirun diyelim. Kısadır. Evet. Çocuğun müdürü kısadır. Etfalül muallimi, öğretmenlerin çocukları, sagiratun, küçüktür. Arkadaşlar burada bir hata yapmışız. O hatayı beraber düzeltelim mi? Ne dersiniz? Şimdi etfal kelimesi akılsız çoğul mu, akıllı çoğul mu? Akıllı çoğul da aynen alıyorduk. Tiflün kelimesi müzekker. Etfal kelimesi de nedir? Müzekkerdir. Sagiratun müennes olamaz. Etfal kelimesi çoğul olduğu için sagiratun de çoğul olacak. O zaman ne deriz? Etfalül muallimi müzekker olduğu için sagirune şeklinde çoğulumuzu kullanırız arkadaşlar. Sagirune, mübteda, mübteda, marife, haber, nekra. Mübteda merfu, haber, vav ile merfu. Mübteda müzekker çoğul, haber de sagirune müzekker çoğul arkadaşlar şeklinde geldiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de haberin şibhi cümle, yani harfi cer ve onun mecruru veya zarf ve onun mecruru şeklinde geldiği haberin şibhi cümle olduğu örneklerimize biraz bakalım. Es-seyyaratu mübteda arkadaşlar, bak. Marife bir isim, merfu olarak gelmiş, cümlenin başında kesinlikle mübtedadır. Emame haberimizdir arkadaşlar. Haberimizdir. Emamel beyt haber. Şimdi emame zarf, el beyti onun cer ettiği kelime. Arkadaşlar işte bakın, zarf ve onun cer ettiği kelime grubuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Şibhi cümle diyoruz. Şu sol tarafı sonra anlatacağım arkadaşlar. El bintu, bintu kelimesi mübteda. Fis saffi sınıftadır, kız sınıftadır. Fis saffi haber. Bakın harfi cer ve onun cer ettiği kelime, biz buna car ve mecru diyoruz.
Bu böyle bir yapı haber olarak geldiğinde ne diyoruz? Haber şibhi cümle olarak gelirse. İşte haberin şibhi cümle oluşuna iki tane örnek vermiş oluyoruz arkadaşlar. El usfuru serçe, el usfuru serçe, aleş şecereti ağacın üzerindedir. Ala harfi cer, eşşecereti onun mecruru, yine şibhi cümle diyoruz. Haber şibhi cümledir diyoruz. El muallimu inde sebburati, öğretmen mübteda. Bakın yine elif lam takılı bir kelime. Cümle başında gelmiş, merfu gelmiş, mübteda. İnde zarf. Zarf ve onun cer ettiği kelime grubuna biz ne diyorduk? Şibhi cümle. Haberimiz ne olarak gelmiş? Şibhi cümle olarak gelmiş. El mühendisetü, bayan mühendis, fil mesnai, fabrikadadır arkadaşlar. El mühendisetü mübteda. Merfu olarak gelmiş arkadaşlar. Fil mesnai yapısına bakıyorum. Harfi cer ve mecruruna biz ne diyorduk? Şibhi cümle haberdir aynı zamanda. Haberimiz nedir? Şibhi cümle olarak gelmiştir. Aliyün fil mektebeti. Aliyün fil mektebeti. Ali mübteda. Bakın merfu bir isim, özel isim, marifedir. Ali fil mektebeti. Fil mektebeti arkadaşlar. Şibhi cümle ve aynı zamanda nedir? Bizim haberimizdir. Ali kütüphanededir. El kitabu alet davile. Davile. Kitap masanın üzerindedir. El kitabı mübteda, alet davileti, yine harfi cer ve onun mecruru, şibhi cümlemiz ne olmuş arkadaşlar? Cümlemizin haberi olmuş. Ve huve, o, bakın ve huve mübteda, değil mi arkadaşlar? Mübteda, çünkü merfu munfasıl zamirler, bakın merfu diyorum zaten. Merfu munfasıl zamirler cümlenin başında geldiği zaman mübteda yerini alırlar. Ve huve o nedir? Münessadikine doğrulardandır. Buyurun hocam. Biri bir şey mi söyledi? Ya da girince herhalde mikrofona çıktı. Kapattı hemen hocamız. Ve huve münessadikin o doğrulardandır arkadaşlar. Ve huve mübteda. Mines sadigin harfi cer ve onun mecruru haberimizdir. Ben burada bir soru sormanızı istiyorum arkadaşlar. Bakalım kim bir farklılık görecek? Hüve o mines sadigin doğrulardandır. Hüve mübteda, mines sadigin haber. Mübteda ile haberin birbirine uyması gereken noktalar vardı arkadaşlar. O noktalar açısından bunu değerlendirdiğimizde bir aykırılık görebiliyor musunuz? Sadikin kelimesi çoğul mudur arkadaşlar? Sadikin kelimesi. Evet. Evet, çoğuldur arkadaşlar. Sadikune, sadikine olmuş değil mi? Harfi cerden dolayı. Min harfi cerinden dolayı aslında bu es-sadiku nedir? Çoğulu. Ama min gelince başına cer hali ye ileydi cemi müzekkerlerin. Min es-sadikine olmuş. E peki hüve zamiri müfret mi cemi mi? Hüve. Hüve zamirimiz. Müfret hocam. Müfret, tamam. O zaman arkadaşlar zamir müfret gelmiş. Mübteda müfret, haber çoğul. Şimdi burada sizce bir gariplik yok mu? Veya bir kural var burada. O kuralı bileniniz var mı? Yani bilerek bu şekilde soruyorum ki arkadaşlar bu bilgi unutmamanız gereken bir bilgi. Bakın hemen şuraya bir not yazıyorum. Diyorum ki arkadaşlar haber, haber şibhi cümle
olur ise mübteda ile haber arasında uyum aranmaz. Arkadaşlar haber şibhi cümle olunca mübteda ile haber arasında herhangi bir uyum aranmaz. Bu da bir kural. Demek ki haberin şibhi cümle olduğunu gördüğünüz yerlerde mübteda ile haberi birbirine uydurmaya çalışmayacaksınız. Yani hocam düzeltmemiz lazımdı. Vehüm mines sadıkın olması lazımdı. Hayır. Çünkü mines sadıkın şibhi cümledir. Şibhi cümle olduğunda bu uyumu aramıyoruz arkadaşlar. Lehu onun için vardır. Ne vardır? El esma'u isimler. Nasıl isimler? El husna en güzel isimler. Lehu arkadaşlar. Lehu burada bizim haberimizdir. Haber öne geçmiştir. Bu konuyu anlatmadığım için şimdi üstünde durmayacağım. El esma'u bakın arkadaşlar lehu car mecrur şibhi cümle. Haber şibhi cümle ismün esma. Arkadaşlar bakın esma çoğul ama hu haberdeki zamir müfret olduğuna göre demek ki lehu onun içindir yani müfret. Ama bakın bir uyum yok. Yine ne diyorum? Haber şibhi cümle olunca mübteda ile haber arasında bir uyum aramıyoruz. Evet. El esma'u burada mübtedadır arkadaşlar. Lehu de onun öne geçmiş haberidir diyoruz. Arkadaşlar haberin şibhi cümle oluşunda. Şimdi bakın bu tarafı anlatmayayım dedim. Sonra anlatayım dedim. Aynı cümleler arasında. Arkadaşlar şu haberimiz şibhi cümle olduğunda. Bakın haberimiz şibhi cümle olduğunda. Mübteda da nekra ise haberin öne geçme zorunluluğu vardır. Haber öne geçer. Ne zaman? Mübteda nekra. Haber de şibhi cümle ise arkadaşlar. Emam el beyt şibhi cümle mübteda seyyaratun. Seyyaratun nekradır. Nekra olduğu için de haber zorunlu olarak öne geçmiştir. Bakın bintun bir kız fissaffi sınıftadır demiyorum. Fissaffi sınıfta var. Var arkadaşlar bakın haber mübteda nekra olup haber şibhi cümle olarak öne geçtiği zaman bu tür cümleleri tercüme yaparken var ifadesini ekliyoruz tercümeye. Fissaffi sınıfta vardır. Bintun bir kız. Emamel beyti evin önünde vardır. Seyyaratun bir araba vardır diyoruz arkadaşlar. Aleşşecarati ağacın üzerinde vardır. Var. Usfurun bir serçe bakın. Usfurun nekra. Bir serçe ağacın üzerindedir demiyoruz. Ağacın üzerinde bir serçe var diyoruz. İnde sebburati tahtanın yanında muallimun bir öğretmen var. Evet. İnde burada öne geçmiş haberdir. Arkadaşlar sebburati indenin muzafun ileyhi olarak mecrurdur. Muallim bakın muallim nekradır. Mübteda nekra haber de marife o şey haber de pardon şibhi cümle olduğu zaman haberin öne geçme zorunluluğu vardır. Haberimiz burada şibhi cümle olduğu için öne geçmiştir arkadaşlar ve şibhi cümle olduğu için de mahallen irab alır. Bunu da unutmayalım lütfen. Fil masna'i fabrikada vardır mühendisetün. Bakın arkadaşlar masna'i müzekker mühendisetün müennes. Ne demiştik? Haber şibhi cümle olursa mübteda ile haber arasında uyum aramıyoruz.
Fil mesnai fabrikada var. Mühendisetün bir mühendis var. Fil mektebeti kütüphanede. Evet. Kütüphanede Aliyün Ali. Ali arkadaşlar marife olduğu için ben bu cümleyi Aliyün fil mektebeti diye de kullanabilirim. Aliyün fil mektebeti Ali kütüphanededir anlamına gelir arkadaşlar. Ya da fil mektebeti kütüphanede var. Aliyün Ali kütüphanede var demeyiz de Ali kütüphanededir deriz. Çünkü burada bakın arkadaşlar haberimiz marifedir. Haber marife olup özür dilerim. Haberimiz fil mektebeti şibhi cümle olup mübteda marife olursa bu durumda iki kullanım da caizdir. Haberi başa getirmek de caizdir. Mübtedayı başa getirmek de caizdir. Ne zaman? Haber şibhi cümle olup mübteda marife olur ise ikisi de caizdir. Alet davileti masanın üzerinde vardır. El kitap. Evet. Alet davileti masanın üzerindedir. El kitabu kitap. Bakın arkadaşlar el kitabu marife olduğu için bunu şöyle iki türde kullanabilirim. El kitabu kitap alet davile masanın üzerindedir. Veya alet davileti masanın üzerinde vardır. El kitabu kitap vardır. İkisi de caizdir arkadaşlar. Ama haber nekra haber şibhi cümle olup mübtedamız nekra olursa bakın mübteda nekra haber de şibhi cümle olursa haber mutlaka öne geçmek zorundadır. Tekrar söylüyorum önemine binaen mübteda nekra bir kelime olup haber de şibhi cümle şeklinde gelmişse haberin öne geçmesi zorunludur arkadaşlar. Evet, böylelikle isim cümlesinin özellikleri hakkında bayağı bir malumat vermiş olduk örneklerle. Arkadaşlar son olarak şunu da ekleyeyim. Bakın arkadaşlar, Arapçada haber, isim cümlesinin yüklemi kabul ettiğimiz haber, üç şekilde gelir. Bir, müfret haber. İki, cümle haber. Üç, şibhi cümle haber. Arkadaşlar, şibhi cümle haber şeklinde gelir. Müfret haberden burada kastımız arkadaşlar haberin tekil olması değildir. Müfret haber demek şu iki gruptan biri değilse haber, yani haber cümle olarak gelmemişse, haber şibhi cümle olarak gelmemişse müfret haberdir. Mesela el veledani dedim arkadaşlar. El veledani İki çocuk habibani sevimlidirler arkadaşlar. Habibani iki çocuk sevimlidir. Bakın bu da müfret haberdir. El evladu çocuklar ne olsun arkadaşlar? Cemilune. Mesela güzeldirler. Çocuklar güzeldirler. Bu da müfret haberdir. Ama bakın burada tesniye gelmiş. Değil mi? Burada cemi gelmiş arkadaşlar. Önemli değil. Burada haberin müfret olmasından kasıt tekil olmak değildir. Kasıt nedir? Cümle şeklinde gelmemesi ve şibhi cümle şeklinde gelmemesi demektir. Cümle şeklinde geldiğini açıkça anlattık geniş. Şibhi cümle şeklinde haberin gelişinde örneklerle izah ettik. İşte eğer haber bunlardan biri olarak cümlede bulunmuyorsa bu durumda haberin bulunduğu şekil nedir? Müfret
haberdir diyoruz. Arkadaşlar, isim cümlesini burada inşallah bitiriyoruz. Şimdi isim cümlesine bağımlı olan konularla ilgili videolarımızla devam edeceğiz. Arapça 3'ten inşallah birinci ünite Arapçada zaman kiplerini anlatacağız. Arapça 4'ten ef'al-i reca, ef'al-i mukarebe, ef'al-i şuru konuları tamamen isim cümlesiyle yakından ilgili, isim cümlesiyle birebir örtüşüyor. Bunları anlatacağız arkadaşlar. Videolarımızı izledikten sonra beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Fi emanillah ilel lika me'asselame.